Ege ve Marmara bölgesini adeta yerinden oynatan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından orta ölçekli artçılar sürüyor. Bazı vatandaşlar geceyi deniz kenarında geçirdi. Uzmanlar artçıların birkaç gün daha devam edebileceğini ifade etti. İstanbul'dan İzmir'e kadar birçok şehir hissetti bu depremi. 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı çok büyük bir yıkıma sebep olmadı ama panik büyüktü. Deprem esnasında ben kütüphanedeydim, ders çalışıyordum. Birden kitaplıkların sallandığını gördüm ve kitaplar yere düşmeye başladı. İnsanlar telaşla masaların altına girdi. Biz de çok korktuk ve herkes dışarı çıkmaya başladı kütüphaneden. Biz de evde kalmaya karar verdik ve buraya kamp yapmaya gelelim dedik. Açık alanların daha güvenli olduğunu düşündüğümüz için. İkinci bir deprem olma ihtimaline karşı eve girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Bu gece evde kalmanın çok güvenli olmayacağını düşündük. Ev arkadaşımla birlikte Bostanlı sahili çadır kurup bu gece burada konaklamayı uygun gördük. En azından bu geceyi daha sakin geçirmek istedik. Çünkü yaşadığımız bina biraz eski ve üst katlarda olduğu için normal bir kişiye göre daha fazla şiddetini hissettik. Bu sabaha kadar Ege'de ikisi 4.9 büyüklüğünde olmak üzere toplam 280 artçı sarsıntı kaydedildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Süha Özden artçıların sürebileceğini açıkladı. Bu türden depremler çok dar zaman aralığında değil ama geniş zaman aralığında Batı Anadolu'yu ve Kuzey Ege'yi, Güney Ege'yi etkileyen depremler. Olacaktır, olabilir bu türden depremler. Bu depremden sonra da 4.9 ilki olmak üzere artçı depremler başladı. Bu birkaç gün devam edebilir. Süresini tahmin etmemiz mümkün değil. Büyüklükleri bu ana depreme hiçbir zaman ulaşmayacak büyüklükte olacaklardır. 5.3'ü bulabilir, 5.4'ü bulabilir ama hiçbir zaman o ana şok kadar olmayacaktır.